Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sütlü kek yapacağız. İlk önce katı yağla kek kalıbımı yağlıyorum arkadaşlar. Katı yağla yağlayın ki kekleriniz daha güzel bir şekilde çıksın. Sonra yağladıktan sonra kek kalıbını buzdolabına koyacağım. Peki çırpana kadar kek kalıbım yağsıyla birlikte donsun. Buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şimdi bir kap alıyoruz arkadaşlar. İçerisine 3 tane yumurta. Benimkisi orta boy büyüklüğündeydi yumurtalarım. Burada bir su bardağı 200 milim toz şeker var. İçerisinde de şu şekilde, şu bardaktan bir tane toz şeker var. Bir tane de şeker vanilin var. İçerisine atıyoruz. Ve mikserimizle güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bu şekilde krema olacak kıvamda kekimi çırptım arkadaşlar. Sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Çok çok az bir şekilde, yani şöyle göstereceğim. Çok çok az bir şekilde, yani şöyle 2 yemek kaşığına yakın. 2 yemek kaşığına yakın şekilde de su ekliyorum arkadaşlar. Bu tarifte yok, ben ekledim. Sonra bunları da şöyle. Evet, suyumuzu ekledikten sonra bütün sıvıları karıştırıyoruz arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kakao var. Onu ekliyorum. Ve bunun içerisinde 2 su bardağı un. 2 tane de kabartma tozum var arkadaşlar. Onları da şöyle bir yarısını ekliyorum. Karıştırıyorum güzelce. Sonra şimdi iki tarifte normalde 2 su bardağı un ekliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi unu ölçülü bir şekilde ekliyorum. Hepsini galiba alacak gibi ama. Şöyle kekin kıvamını da göstereceğim. Olacak. Sonra dolaba koyduğumuz kek kalıbını alıyoruz arkadaşlar. Ve içerisine kez arkadaşlar. Fırınımıza altlı üstlü fan 200 dereceye ayarlıyoruz. Fırın telini ise arkadaşlar alttan bir önceki sıraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere kekimi fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Fırından çıkardığım gibi sütümü döküyorum arkadaşlar. Şöyle bezin kenarıyla da. Şöyle hala sütüm kaldı biraz. Şöyle göstereyim. Bunu da dökeyim. Normalde dediğim gibi tarifte 2 bardak dökülüyor ama ben 2 bardak dökmedim. 1,5 bardak döktüm. Şöyle gördüğünüz üzere zaten hemen çekiyor. Direkt sütü de döktük ya, daha sıcak görüyorsunuz zaten. Hani fark ettiyseniz daha duman üzerinden çıkıyor yukarıya doğru. Bu şekilde yapılan tariflerde kekin çıkmama gibi bir olasılığı yok zaten. Şimdi kekimi hemen keseceğim sizin için. Size bir göstereceğim. Şöyle kekimi. Çok sıcak arkadaşlar.
Arkadaşlar kekimi şu şekilde göstereyim. Kekimin yumuşaklığı şöyle şu şekilde. Şöyle. İsterseniz 2 su bardağı su koyabilirsiniz. İsterseniz 1,5 su bardağı toz şeker de atabilirsiniz. Ben 1 su bardağı attım. Çok tatlı sevenler 1,5 atabilir ama bence bunun tadı ideal. Normal kek tadında. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.